Arsuz Belediye Başkanı Doktor Ashaf Güven, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, asfalt ve parke taşı yapımı işlerinde 3 ayrı ekibin farklı bölgelerde yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Geniş coğrafyada COVID-19 salgını nedeniyle az sayıda personelle hizmet etmek zorunda kaldıklarını belirten Doktor Ashaf Güven, Antakya Serin Yol Arsuz Madenliği bağlayacak orman yolunun izinlerinin alınmasında emeği geçen Hatay milletvekilleriyle Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Arsuz'un tüm mahallelerinde hizmetleri yaparken bütçe disiplini içerisinde hareket ettiklerini belirten Başkan Güven, halkın parasını halkın yararına kullanırken çok dikkatli olduklarına vurgu yaptı. Tasarruflardan elde ettikleri bütçe fazlasını yine halkın yararına kullandıkları için borç yükü altına girmeden hizmet üretmek gayretinde olduklarını belirten Başkan Güven, asfalt ve parke taşı döşeme işlerinde hızlı hareket etmeye çalıştıklarına dikkat çekti. Arsuz'un turizm ve tarım bölgesi olarak altyapısını güçlendirmek için ilçe belediyesi, büyükşehir ve hükümet destekli projeleri hayata geçirmek gayretlerine vurgu yapan Belediye Başkanı Doktor Ashaf Güven, halkın huzur ve mutluluğu, yaşam standartlarının yükselmesi için her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Güven sözlerine şöyle devam etti. Başkanım kolay gelsin. Öncelikle Sağ ol, güzel. vatandaşlarımıza bir uyarı yapalım. Bir doktor başkanımız, aynı zamanda Doktor Ashaf Güven, maske, mesafe, hijyen diyoruz, Covid diyoruz. Salgın tehlikesi hala çok ciddi şartlarda, çok ciddi boyutlarda ilerlemeye devam ediyor. Sayın Başkanın huzurunda da ben bu uyarıyı yapmış olayım. Bu arada nasıl gidiyor başkanım? Nasıl durumlar nedir? Hizmetlerde akış nasıl ilerliyor? Yani çok şükür biz Arsuz Belediyesi olacak son hızla gidiyor ama senin de belirttiğin gibi yani hani şu an Arsuz'da da Hatay'da da Türkiye'de de bu koronavirüs belasının olması ister istemez bizim çalışmaları aksatıyor. Çünkü bu çalışmaları hem normal belediye hizmetlerini yürütmekle uğraşırken bir taraftan da hakikaten bu koronavirüsün getirdiği sorunlarla uğraşmak zorundayız. Hem personel olarak bir zaafa uğruyoruz hem de maddi olarak zaafa uğruyoruz. Çünkü vatandaşlara da elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. İşte zabıtamızın bir bölümü biliyorsunuz kaymakamlıkla istişare de Evet. ediyor. Yani personeli yeterli yere göndermeye çalışıyor. O hizmetleri yürütürken biraz aksamalar oluyor ama son hızıyla devam ediyor yani öyle Başkanım, söyleyeyim. son görüşmemizde asfalt ve parke taşı olayında son hızla devam ettiğinizi söylemiştiniz. Çalışmalarınız hala eleştiriler var. İşte Arsuz Belediyesi, Doktor Ashaf Güven, Başkan ne yapıyor? Hala bizim sokağımız asfaltlanmadı, hala parke taşı yapılmadı, hala çamur, toz, toprak içindeyiz diyen bir kitle daha var. Yani bu eleştirileri de yok Tabii sayamazsınız. ki. Hangi aşamadayız? Şimdi eleştiriler tabii ben de telefonları alıyorum ve bu eleştiri yapanlar Bizzat size de iletiyorlar değil tabii mi tabii bunları? sürekli benim telefonum açık olduğu için bunları da alıyorum ve haklı eleştirilerdir. Yani vatandaş eğer siz Arsuz'un hepsini yapsanız, vatandaşın oturduğu sokağı yapmadıysanız o kişi için Bu yapılmamıştır. sistemler ne zaman biter? Ama bu inşallah ya şimdi tamamen bitmesi ancak bir dönem olarak eder. Ama en kısa zamanda yani yaza kadar herhalde %80-90 oranında Ya biz bu sistemleri bu şey yapmış şundan olacağız. mı kaynaklanıyor? Hani coğrafya çok büyük. Yani Tabii bir tabii. kaleden Şimdi Karaağaç, Narlısu, İskenderun sınırına kadar ki bölge çok büyük bir bölge. Hakikaten coğrafya tabii ki, olarak tabii ki. Türkiye'nin ikinci büyük ilçesi. Acaba bundan mı çok Şimdi belli daha olmuyor? önce de belirttim. Bizim sadece ve sadece işte Arsuz'da baktığınızda 1200'e yakın, 1200 civarında yani binlerce telaffuz edilecek sokak ve caddenin toz, toprak, su, çukur, çamur içinde olduğunu biliyoruz. Ve bunları biz aldığımızda da kucağımızda. Ve bunların tabii ki yapılması kime ait? Belediyeye ait. Belediye de yapacak. Vatandaş da diyecek ki benim sokağım onu olacak. Şimdi bunu düşünün. Yani her gün bir sokak yapsanız bile 1200 olduğunda ne kadar süreye ihtiyacınız var. Ama biz bunu görerek hem haklı eleştirileri göz önünde bulundurarak hem de olması gerektiğine yani bu hizmetin yürütülmesine gerektiğine inandığımızdan dolayı
bizim yani kendi gücümüzü en son seviyeye getirecek. Hatta performansımızı ve zamanı yani bu korona dönemine baktığınızda en üst seviyede çalışarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Örneğin şu anda 3 tane ayrı yerde 3 parke ekibi çalışıyor. Asfaltla ilgili bir ihale bitti. İkinci ihaleyi yaptık. Ufak bir itiraz var. Onun sonucunu bekliyoruz. O da yavaş yavaş başlayacak. Yani şimdiye kadar biz düşünün yani hemen hemen işte 80 bin, 81 bine yakın beton asfalt, tona yakın beton asfalt yaptık. Yaklaşık 7 bin metrekare parke taşı döşedik. Yani şu sıra son 3-4 aydır her ay 50-60 bin metrekare parke taşı döşeniyor. Bu da tabii yapılan mahalleler, görenler zaten teşekkür ediyor. Önceleri şikayet etmesine rağmen sonra da teşekkür ediyor. Yani haklı olarak dediğimiz gibi toz alınca insan eleştiri yapacak. Şimdi kış dönemi Arsuz Belediyesi'nin çalışma dönemi. Çünkü yaz döneminde nüfusun 3-4 katı kadar bir nüfus ağırlıyor Arsuz. Hem dışarıdan gelen hem sitelerde yazlıklarında ikamet eden vatandaşlarla beraber 400 bin, 500 bin lira varan bir nüfusu ağırlıyor. Yaz dönemine yönelik şöyle bir şey var. Şimdi devlet yatırımı olan marina bitmek üzere. Aynı zamanda Hado bitmek üzere. Aynı zamanda yeni müjde geldi. Neydi o müjde? Serin yol Antakya. Antakya Serin yol Arsuz Madenli arasındaki dağ yolu, ormanlık alan içerisinden geçen, hatta proje dahilinde mesire alanlarının olacağı, seyir teraslarının olacağı öngörülüyordu. Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ve Milletvekili Abdülkadir Özel'in ifadeleri bu yöndeydi. Evet. Şimdi o müjde de geldi. Gerekli müsaadeler Abdülkadir Özel tarafından, Milletvekili Abdülkadir Özel tarafından alındığı açıklandı. Bu müjde ilan edildi. Bu hazırlıklar ne aşamada? Yeni yaz dönemiyle alakalı. Çünkü kısa sürede de bitirilmesi öngörülüyor. Şu anda tabii mümkün olduğunca Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor bu işler. Ve mümkün olduğunca hızlı yapılmak için her türlü işte çalışma yapılıyor. Tabii tüm emeği geçen tüm milletvekillerimize burada da huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Serin Yol Madenli yolu aslında Arsuz için, Hatay için de çok önemli bir yol. Evet. Bu yolu bayağı kısaltıyor. Kaç dakikaya düşecek bu mesafe? Yani şimdi söylen yani kadarıyla 35-40 dakikaya düşecek. Ama yolu yaptıktan sonra şu anda çünkü projesi bittikten sonra o andaki Arsuz şeyde, Belediyesi'nin o yolla alakalı bir talebi, bir özel bir projeye şurada olsun. Yani biz görüşürüz tabii şey yok. Hani özel tabii ki görüşümüzü şeyimizi Büyükşehir'e bildireceğiz. Ama büyük bir hizmet emeği geçenlere edecek. Şu an tabii yapılan Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınışı. Evet. Ama bu birinci aşaması prosedürün zaten. Prosedürün en önemli bölümü. Tabii ki en önemli bölümü. Şu anda da zaten daha önce de işte hem havadan hem Büyükşehir'in çalışmaları vardı. Onları biliyorum. Onlar bitti aşamasında. Yavaş yavaş artık ihale edilme yoluna, yani projesi yapılıp ihale edilme yoluna gidecek. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş'ın da burada bir talimatı var. Yani en kısa zamanda bitirmek. Çünkü sadece yolu değil, yani bu anlattığınız işte Hado ile ilgili, Marina ile ilgili, onun dışında biliyorsunuz da Hatay'da bir Expo vardır. Evet. Bu Expo ile birlikte Expo 21 Nisan'da Expo'nun da Arsuz'daki tesisleri Büyükşehir tarafından o da bitirilmek üzere. Tabii bu korona nedeniyle Expo organizasyon komitesi ne yapar? Yani erteleme mümkündür ama. Yani mümkün tabii. Böyle giderse mümkündür ama şu anda öyle bir şey yok bildiğim Şimdi kadarıyla. Şimdi geçtiğimiz yaz dönemi Covid salgını nedeniyle çok aslında sönük geçti. Vatandaşlar daha temkinli, tedbirli, mekanlar dolmadı, restoranlar tam işleyemedi, kafeler, canlı müzik mekanları, barlar
fazla şey olmadı. Önümüzdeki yaz dönemi için hani Covid'in de etkisini azaltmasıyla beraber belediyenin tüm hazırlıkları, tüm organizasyonu bizim, plajlarla alakalı ve genel... Bizim plajlarla ilgili işte semt yapılacak tüm aktiviteler, hem sportif hem de kültürel hem de işte müzik alanında festivallerle ilgili hazırlıklarımız var. Ama temennimiz bu hazırlıklar, geçen sene de hazırlıklar vardı ama uygulayamadık. Uygulama şansımız olmadı çünkü hakikaten önemliydi. Belirttiğiniz gibi bir sürü yakınımız hastalanıyor, vefat edenler, vallahi rahmet eylesin, kalanlara da sağlık diliyoruz. Bu sene de bana göre öyle görülüyor ki, ben geçen doktor olarak daha önceki konuşmalarımda da hep söylüyorum, önümüzdeki kış kötü geçecek, benim öngörüm bir oydu. Doktor olarak, doktor olarak, çünkü Türkiye'nin uyguladığı politika bu Covid ile ilgili zamana yayma gibiydi ve bunu görüyorduk. Yani ben kaç konuşmamda bunları söyledim daha önceki şeyde. Ben önümüzdeki kışı geçen kışa oranla bu kış için... Peki Arsuz'da tablo nedir Covid salgınıyla? Ya Arsuz'da tablo gene Hatay olarak düşündüğünüzde Hatay'ın da yani ortaların altlarında. Yani yapılaşmanın dağınık, coğrafyanın çok geniş olması mı etkili oluyor? Olması, yani şimdi bizim Hatay'daki, Arsuz'daki COVID pozitif vakaların büyük bir bölümünü Nardüzü ve Karaağaç oluşturdu. Yani Rusya, diğer mahallelerde oluştu. Daha o da tabii Rusya daha yakın ve İskenderun'a yakın olması nedeniyle oldu. Evet. Ama tabii... Türkiye'de beklenmediği gibi biz de Arsuz'da da bu kadar olmasını beklemiyorduk sayı olarak. Ama ben en son aldığım bilgilere göre biraz azalmaya doğru gidiyoruz. Çünkü Hatay Türkiye'de biliyorsunuz başta gelen illerden bir tanesi oldu bu korona ile ilgili. O neden? Şimdi bu nedenle biz şu anda da yani her şey normal olacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama öyle görünüyor ki bu yazda biraz sıkıntılı geçecek, yani benim görüşüm o. Anladım. Başkanım, bir de zeytin ağaçlarının sökülme durumu, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla olduğu bilgisi geldi ama kamuoyunda ciddi bir infiale sebep oldu. Hazır yetişmiş meyve veren zeytin ağaçları sökülüyor. Bu sökülme sırasında Arsuz Belediyesi'nin de araçları çalıştırıldı ama işin aslı nedir aslında? Yani ya işin özü nedir? İşin aslı tabii ki bunu başta tabii bana da çok sayıda telefon geldi. İşte siz söküyorsunuz, ediyorsunuz. Bizimle bir alakası yok. Keşke bizim olsaydı da oraları ne güzel korusaydık da. Şimdi öncelikle söyleyeyim, bu şey sebebiyle, daha önce de ekiyorduk ama bizde oluşan yangın sebebiyle biz en az yani şu anda 3000'in üstünde zeytin ağacı hem biz ektirdik hem de yani kaybı ihtiyacı olanlara dağıttık. Yani değişik yerlerden de yardımlar ettik. Biz zeytin ağacı dikeceğiz. Bunların da olması, bu tamamen bakanlıkların, çünkü orası, o bölge turizm, biliyorsunuz turizm bölgesi, Turizm Bakanlığı imar planını yapıyor turizme uygun olarak ve oraları ihaleye çıkaracak, yani turistik tesis yapılması kaydıyla ve milli emlaktan devralacak Turizm Bakanlığı. Turizm Bakanlığı oradan alabildiğinde, Turizm Bakanlığı diyor ki orayı boşaltırıp verin. Onun için işte Kültür Bakanlığı, yani Turizm ve Kültür Bakanlığı, valilik, kaymakamlık aracılığıyla daha önce toplantılar yapılmış. Sonradan öğreniyorum bunlar. Bunlar orayı yani işte ecrimisil ödeyerek, yani işgal parası ödeyerek işgal sahiplerine boşaltmaları söylenmiş. Hatta ağaçlarınızı kaldırın gidin denmiş. Almazsanız işte biz ihaleyle vereceğiz. Parasını sizden alacağız. Sonuç olarak şu, bu bizim kesinlikle bizimle bir alakası yok. Tamamen işte bu Turizm Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı, valilik, kaymakamlık aracılığıyla, böyle bakanlık isteği doğrultusunda oranın boşaltılıp Turizm Bakanlığı'na, yani turizme sunulmak üzere yapılması bizim araçlarında kaymakamlığın
Buranın en büyük amiri kaymakamdır ve kaymakamlığın bizim araçları kendi bünyesine alması sonucunda olan bir şey. Onu da yani ilk gün gitti, daha sonra da bir şekilde konuştuk, çözdük. Orada şu var, bir, bu orayı daha önce kullanan, işgal eden taraf var, işte milli emlak var, mülki idare var. Bu üçlü arasında geçen bir şey. Şimdi Turizm Bakanlığı eğer bu süreçte devralmayı planlıyorsa, ki öyle görünüyor ifade ettiğiniz gibi, acaba diyorum bir yatırımcı mı Arsuz'da turistik tesis yani, yapmayı planlayan bir yatırımcı var da ihaleye o şekilde şimdi, bir duyumunuz var mı bu konuda? Bununla ilgili bir duyumum yok ama tabii ki yani amaç bu. Bir yatırımcıya vermektir. Yani o amaç bu. Ama orayı takip eden ya da işte yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı var mı? Benim bilgim yok şu anda. Son olarak başkanım vermek istediğin mesaj var mı? Arsuz'da... Mesaj Arsuz'la ilgili hani iki konuda bir mesaj Arsuz'lara vermek istiyorum. İkincisi sağlık çok önemlidir. Her şeyin başında sağlık vardır. Şu anda işte zengin, fakir, doktor, işçi, memur, esnaf dinlemeyen bir COVID belası vardır. Ve burada da tabii ki merkezi hükümetin, işte belediyelerin, yerel yönetimlerin alacağı tedbirler, destekler var bu. Ama en büyük yardımı kendimize biz yapacağız. Biz eğer belirli kurallara, ki sürekli anlatılıyor, bunları herkes ezberledi ve yapmaya uymaya çalışıyor, bunlara uyar isek hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumuş olacağız. Allah hepimizi korusun. Çünkü bu hastalığa yakalanmak, iyileşmek, tamam iyileştikten sonra sıkıntı yok ama o psikolojiyi, o hasta olan ya da ağırlaşanları sorulduğunda, hele hele vefat eden, Allah rahmet eylesin insanlar, o yalnızlık içinde kardeşini, oğlunu, eşini görmeden gitmenin çok zor ve kötü bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için yaşamayalım bunu, yaşamamak için de elimizden gelen tedbiri alalım. İki, Arsuz Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesidir. Arsuz çok çok şey yapılacak, çok güzel olacak. Ama bu hep söylediğim bir şey. Bir, sabırla. İki, beraberce. Bir, sahiplenmeyle, vatandaşın sahiplenmesi. İki, katılımla. Yani herkes bu yerin sahibi olacak. Herkes elinden geleni yapacak. Ama biz belediye olarak da her projelerimiz dediğim gibi hazır. Bu COVID'den ayrıldıktan sonra ve özellikle mutlak yapılması gereken bu yollar yapılacaktır. Ben bütün konuşmalarımda söylüyorum. Haklısınız. Yolunuz yapılmamışsa, toz toprak içindeyse zaman zaman bize başvuracaksınız, serzenişte bulunacaksınız. Biz de yapmak için uğraşıyoruz ama ne kadar çalışma yapıldığına bir baksınlar. Ondan sonra yapılmayan yerlerin en kısa zamanda kendi sokaklarına, caddelerine geleceğini görecekler. Bu da en kısa zamanda olacak. Birazcık sabır ve yaptığımız uzattığından dolayı ya da onlara sebep olduğumuz rahatsızlıktan dolayı da özür dileriz kendilerine. Son olarak Arsuz iki yönden çok şanslı. Hem bağlı bulunduğu siyasi parti CHP'nin milletvekilleri, Hatay Büyükşehir CHP'li ve aynı zamanda da AK Parti milletvekillerinden Sayın Hüseyin Yayman ve Sayın Abdülkadir Özel'in Arsuz'a özel ilgi gösterdiğini, hatta sizinle birkaç defa temasa geçip de proje getirin, yardımcı olalım, hemen bunların izinlerini alalım, bürokraside çözüm üretelim şeklinde yaklaşımlar da var. Var mı bir talebiniz, var mı bir istediğiniz? Arsuz'la ilgili hem iktidar milletvekilleri hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri bakışı pozitiftir ve ben bir belediye başkanı olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İktidar milletvekillerinden Abdülkadir Bey, Hüseyin Bey
gerçekten ellerinden geldiğince hatta bizim arsuzla istiraha arsuzla ilgili olan şeylerde destek oluyorlar. Nitekim destek oldukları konular da var. Şimdi kendilerinden de zaman zaman talep ettiğimiz var. Mesela yeni projelerimiz var. Onları kendilerine zaten götüreceğim, görüşeceğim. Bakanla da görüştük. Çevre Bakanlığı'nın bir desteği oldu. O da gerçekleşmek üzere. Yani konteyner olarak, talebinde bu. Biz konteyner ve çöp arabası, bizim çöp aracı, onların da normalde parası çıktı, işlemleri yapıldı. Aracın gelmesini bekliyoruz. En kısa zamanda olacak. Konteynerler de yavaş yavaş gelecek. Yani gerçekleşmek üzere. Burada da özellikle Hüseyin Bey'in, tabii ki Hüseyin Abdülkadir Bey'in, ama Hüseyin Bey'in de büyük çabaları var. Hüseyin Bey de mesela kütüphane kurma konusunda bir çalışmalarımız var. Onunla diyalogdayız. Onu da elinden gelenlerini yapıyorlar. Ben hem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine hem de AK Parti milletvekillerine arsuz olan katkılarından dolayı özellikle de teşekkür etmek istiyorum. Projelerimiz var. Gideceğiz, görüşeceğiz. Projeleri de 2021'in ilk günlerinde, ilk haftasında özel konuşalım istiyorum. Tabii ki konuşuruz. Şimdi birçok konuyu konuştuk. Yani tabii birçok konu konuşacağız ama biz elimizden şeyle, yani işte hem kültürle ilgili, işte bisiklet yolları, bazı şeylerle ilgili, biliyorsunuz Karaağaç'ta 2 kilometreye yaklaşan, yani 1800-1900 kilometre bir yürüyüş ve bisiklet yolu bitirdik sayılır. Yani az çok eksikleri var. Şey donanımı, yani o çevre donanımı kaldı. Ama bu devam edecek şimdi. İkinci bir projemiz var. Bu devam edecek. Arsuz'da gene yürüyüş yolunu genişleteceğiz. Onu daha sonra konuşuruz. Bunlar şey de var. Evet. Başkan Asaf Güven mesajlarını verdi. Birçok konuda çok önemli gelişmeler olduğunu söyledi. Biz önümüzdeki yılın, şurada 10 gün kadar bir süre kaldı, 2021 yılının ilk haftasında yine Sayın Başkan'la yeni projeleri, ama özellikle yeni projeleri konuşmak üzere bir araya gelmek istiyoruz. Umarım Arsuz'un geleceğini çok ilgilendiren, tabii ki mutlaka ilgilendiriyordur, çok değerli projelerdir. Bunları duyurmak için yine birlikte olacağız. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim.